Çocukla konuştum geçen gün. Ya herif 6. sınıfta Çapa'da tıp fakültesinde herif işte. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çapa. Ama ne zor ismi var. Bir de onu okuyor düşün. Biz de adını söyleyemiyoruz. 6. sınıftaymış herif, bitiriyor yani okulu. Dedim ki tıp fakültesi ilk tercihim miydi? Hayır dedi. Yani hayali o değilmiş demek ki. Birinci tercihim inşaat mühendisliğiydi dedi. Ve onu yapamamış herif. Hep aklında düşünsene. Sistem öyle bir şey ki. Küçük yuvarlakları karalayarak gelecek hazırlıyorsun kendine. Doktor olacağım. Hadi. Netice bu. 9. tercihine yerleşiyor. Bilgiyi ölçen bir sınav değil ya. E şimdi ne olacak herif? Cerrah olacak. Kafası devamlı inşaat mühendisliğinde. Kesecek hastayı, tamam dökün çimentoyu falan. Ben okudum yıllarca, hiçbir şey olmadım yani, olmadım. Olamadım ya, o çocuklar okuyor. Çok üzülüyorum. Eğer benim o geçtiğim yerlerden geçeceklerse çok tatsız olacak yani. Bir tanesinde konuştum, ilkokul 3'e gidiyor. Niye gidiyorsa? Ya bir insan niye 3'e gider ki? Ben 20 sene evvel gittim 3'e. Yıl 1999 olmuş, hala 3'e giden adam var ya. Ve sorduğun zaman gururla söylüyor. Kaça gidiyorsun? 3'e gidiyor. Gizli bir görev için oradayım. Ulan nasıl yani? 3 işte. Kimse uyarmıyor. Yavrum biz hepimiz gittik, bir bok yok 3'te falan. Gururla giden var ya 3'e. Ben gittim. Sevmedim yani okulu, ne yapayım? Sevmedim derken hep başarılı bir öğrenciydim. Hep takdirname veriyorlardı. Ama ben herhangi bir okula şilt verdiğimi hatırlamıyorum. Mutlu değildim yani. En güzel sınıf 1. sınıftır. Bir kere kalitedir. 1. sınıf. Biri okuyacaksın, bırakacaksın. Çünkü sonra işler çok sarpa sarıyor kardeşim. Hakikaten perişan oluyorsun ya. 1. sınıf güzeldi, neşeliydi. Ali gel, Cemil Bayrakaz, Kaya topu tut, Oya ip atla da kıçını görelim falan. Hani bunlarla geçiyordu. Neşeliydi. Ki onlar da hala görevdedir biliyorum yani. Ali gel, Ali gel diye adam var ki çok acayip. Tevhid-i tedrisat kanunundan beri geliyor. Ali gel, geliyorum tamam. Nereden geliyorsa hala vardır o. Kaya topu tut vardır, böyle duruyor. O adamlar gerçek. Öyle mesaileri var. Kaya topu tut, Cemil Bayrakaz, Oya ip atla falan. Yalnız bir gün Oya izinliydi, Kaya atlıyordu ipi. 15 gün rapor aldım ben. Hadi atlıyorsun, Oya'nın eteğini ne giyiyorsun? Çok enteresan tiplerdir onlar. Onlar neşeliydi. Sonra işler çok sarpazardı be abi. Avogadro sayısı falan öğretmeye başladı. Ne ki bunlar yani? Hakikaten okuldaki bilgiler tuhaftır ha. Benim hep kıskançlıkla geçti okul hayatım. Bu aritmetikte falan, matematikte. Böyle tipler vardı, Ahmet'le Mehmet. Devamlı para harcarlardı. Sen de onların muhasebesini tutardın. Öyle çirkindi ki. Mehmet'in 1000 lirası var. Ne? Var. Yani o kadar tuhaftı ki ya. Mehmet'in 1000 lirası var, onu harcayacak da... ne yapacağız bilemiyorum yani. Nasıl harcasın? Ya bana ne kardeşim ya? Kıskanırdık o Ahmet'i Mehmet'i. Çünkü onların para şey, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geliyor ya. Har vurup harman savururlardı anasını satayım. Parasının 2/8'iyle fındık alıyor falan. Hiçbir problemde o adamın tasarruf yaptığı görülmemişti. Tabii canım. Devamlı parayı saçarlar, öyledir. Parasının 2/8'de şunu aldı, 7/6'sında bunu aldı falan diyor. Hiç öyle problem gördün mü? Problem no 5. Ahmet parasını harcamayacak. Dağılın lan, gidin, git. Hiçbir zaman. Devamlı böyledir. Devamlı para harcarlar ve hiç gerçekçi değildir ha. Parasının 2/8'iyle fındık alıyor diye bir şey olur mu ya? Hangi insan evladı kuru yemişçiye girip de... böyle bir cümle kurmuştur ya. Manyak olmak lazım. Yani düşün, manyaksın. Bak düşün. Zorlama yani diğer arkadaşlar. Psikopatsın ve kuru yemişçiye girdin. Yani öyle bir haldesin ki... her an paranın 2/8'iyle, 7'siyle bir şey alabilecek durumdasın.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderdiler. Paramın 2/8'iyle fındık alacağım. Hocam 100'er gram karışık vereyim, siktir git vallahi. En güzeli budur. Çünkü hayat budur. Hayat bu kadar basittir. Kuruyem içeye girersin 100 gram ondan 100 gram. Ne lan 2/8'i falan. Hiç gerçek değildir ya vallahi. Perişan ederlerdi bizi ya.